Yavaş yavaş insanlar ayılmaya başladı. Erdoğan'dan gençlere hayallerinizin peşinden gitmeyi asla bırakmayın. Karşılaştığınız zorluklara aldırmadan sabırla hedeflerinize yürüyün demiş. Bir kız diyorum ya insanlar yavaş yavaş ayılıyorlar. Bir kız şöyle demiş. 20 sabıka kayıtlı bir piç tarafından öldürülmeden evden çıkıp başka bir yere gitmek demiş. Sonunda esas sorunun bu olduğunu insanlar anlamaya başladı. Esas sorun bu ceza verilmiyor. Suçlulara ceza verilmiyor. Ne yok eril düzen, ne patriarki, ne bilmem ne, ne erkek egemen. Hiçbir alakası yok. Siz bütün erkekleri aynı kefeye koyarsanız o zaman hiçbir şey elde edemezsiniz. Kader kurbanlarıyla sapıkları aynı kefeye koyduğunuz gibi. Bunu da aynı şekilde aynı kefeye koyarsanız hiçbir şey elde edemezsiniz. Yavaş yavaş bak insanlar uyanıyor. Evet. Yani biz bunu senelerdir söylüyorduk zaten. Hani diyorlardı ya kadınlarımız sokakta yürüyemiyor. Evet işte bunlar yüzünden ama. Bunlar yüzünden. Bizim söylediğimiz çözümlerde zaten tipine bakmaksızın yapıyorsun bunu. Dizotipli tipli de olsa fark etmez, böyle emotipli psikopatlar da fark etmez ya da suç işlemiş ama el yüz düzgün insan olsa da fark etmez. Bazı suçlar var. O suçları işlediği zaman sen bu herifleri geri salıyor musun? Sen o herifleri geri saldığın için insanlar ölüyor. Bu tür artık ciddi şeylerin işte bak eleman demiş ya mesela seni öldüreceğim bak öldüreceğim demese bile. Öldüreceğim demese bile stalklaması çok büyük bir şey sıkıntı bir de açık açık öldüreceğim diyorsa mesela ben başa geldiğim zaman onu yapacaktım. Bu arada şu başa geldiğim muhabbetini yeni arkadaşlarımız seyircilerimiz bilmiyordur büyük ihtimalle böyle hayali bir parti kurmuştuk TCP diye hayali olarak vaatlerimiz falan vardı. Bu da onlardan bir tanesiydi. Bak geri dönün bakın arkadaşlar bu da onlardan bir tanesi. Stokluyorsa adam kadın stokluyorsa bunun kesinlikle bir cezası olmalı. Onu alacaksın çok uzun süre içeride tutacaksın. Adam olana kadar. Olmazsa da çıkartmayacaksın dışarıya. Bir şey daha söylemiştim hatırlıyor musunuz? Buna benzer. Bakın cinayete teşebbüs ile cinayet farklı suç şeyler, cezaları var. Cinayete teşebbüs ise cinayete neden farklı suçu var? Öyle bir saçmalık ki yanlışım varsa düzeltin arkadaşlar. Keşke bak burhi olsaydı. Mesela öldürmeye çalışıyor, beceremiyor. Vuramadan yakalıyorlar falan çok daha az ceza alıyor. Yakalayamasalar vuracak ya da ateş ediyor ıskalıyor daha az ceza alıyor. Tek suçu şey diye, iyi nişancı değil diye yani. Ya da birini bıçaklıyor öldürdüğünü sanıyor. Gidiyor ama ölmemiş oluyor. Cinayete teşebbüsten daha az suç alıyor. Neden? Daha az ceza alıyor. Neden abi? Kesinlikle cinayete teşebbüs ile cinayet aynı cezalarda olacak. Cinayet eğer müebbetse cinayete teşebbüs de müebbet olacak. Şimdi diyorlar ya hapishanelerde yer yok diye. Yer aç. Saçma sapan içeri atılan insanları para cezasıyla çıkart. Çünkü söyledikleri doğru aslında. Ekonomik cezalar var. Borçtan dolayı içeri olan, atılan insanlar var. Çok saçma sapan sebeplerden içeride olan insanlar da var. Onun haricinde yeni hapishane kur. Bu devlete zararsa, devletin sırtına yükse o zaman onları ekonomiye kat, dahil et. Fabrikada çalıştır bunları. Bir şekilde çalıştır, işçi olarak çalıştır bunları. Yani bak bu insanları ekonomiye dahil edersek arkadaşlar çok çok fazla bir külfet olmaz. Ve gerçekten girmeyi hak eden kişiler olacak. Biz bileğimize güvenenler de tam elemanı indireceğiz 15 o birden alıyorlar demiş Uğur Duman. Biz de işte organize olmalıyız arkadaşlar. Sadece şerefsiz insanlar değil. Sadece suçlular, psikopatlar, sapıklar değil. Bizler de olmalıyız. Bizde gerçekten insanlar havalara bakıyor. Karışmak istemiyor. Aman üstüme sıçratmayayım diyor. Amerika'da ama ben bunu gördüm. Yani adam bana salça oluyor hemen alakası beni tanımayan birisi geliyor beni korumaya çalışıyor falan. Ben bunu gördüm yani. Bisikletçi birisi geldi beni korumaya çalıştı falan. Adamın peşini bırak adamı bırak falan diyor. Sonra o adama salça oldu falan. Böyle böyle olacak arkadaşlar. Pixel GLaDOS doğru söylüyorsun. Biz alakası birini korumaya çalışsak pişman oluruz. Bak o kadar komik ki. Bak o kadar çok kere gördüm ki ben bunu. Kadın erkek kavga ediyor. Sen karışıyorsun sen kötü oluyorsun. Ya ayılık yapmayın ya. Kavga edeceksiniz evinizde kavga edin amına koyayım. İnsan olun biraz ya. Biraz insan olun. Kavga edeceksiniz evinizde kavga edin. Sırf o yüzden adamı döveceksin. Sonra diyeceksin ki aa ben şiddet uyguluyor sanıyordum falan. Sokakta niye kavga ediyorsunuz? Ayı mısınız siz ya? Yani bakın sorun ne kadar aslında köke gidiyor. Sorunun kökleri. Sorunun kökleri bizim bir de ayı olmamız yani. Sokakta sevişmeyiniz diyor. Yok kavga ederlerse sorun değil ki. O zaman işe oluyor. Karı koca arasına girme oluyor. Sevgililer arasına girme oluyor. Önceden müdahale ederdim. Şimdi yürüp geçiyorum. Müdahale ettiğin zaman sen kötü oluyorsun çünkü. Efe Abi gece 4'te BMW 5 serisinde Adam kızı dövüyor. Çığlık sesleri geliyor. Allah'ın kuru karışmadı sonra bastı gitti demiş. Ben de birkaç kere görmüştüm. Tamam mı? Çığlıklar şeyler falan filan. Ben de gençtim o zaman. Ben de bağırdım falan. Şeyden evden bağırıyorum. Hani en azından birilerinin olduğunu görsünler diye. Ana ondan sonra el ele girdiler içeriye şey Arabaya devam ettiler yürümeye. Ya sizin insanlığınızı... insan değilsiniz ki siz. İnsan değilsiniz. Öküzler ya. Öküzler yani. Sizin insanlığınızı... Sizin yüzünüzden sokak ortasında Oğlum bak ülke böyle Ülke böyle hadi değil mi böyle mi değil mi Söyleyin şimdi siz bana söyleyin arkadaşlar Siz bana söyleyin Ortadoğu bataklığına döndük mü dönmedik mi Sokak ortasında çığlık çığlığa Erkek kadın kavgası görseniz Aa bunlar sevgili kavgasıdır deyip Karışmayayım aman sevgililerin şeyine Karışmayayım belki de orada erkek Kadına saldırıyor değil mi tanımadığı Birisi belki erkek kadına saldırıyor Aman karışmayayım falan kızı yakalamışlar ya kız da şey diyor. Şey adam da şey diyor amca kızım ya falan diyor. Evet Ali Yerlikaya. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü ziyaret edip meydana gelen son olaylarla ilgili briefing aldım. Kadınlara şiddet uygulamaya kalkanlara, onların huzuruna kas edenlere rahat nefes aldırmayacağız. Şey de diyecek misin abi? Kanımız yerde kalmayacak, misiyle karşılık vereceğiz. Onu da desene. Onu da de. Kanınız yerde kalmayacak, misiyle karşılık vereceğiz de. Ondan sonra da 12 hedefi başarıyla vurduk de. Ondan sonra sessizce dağılalım. Vahşi bir cinayete kurban giden Ayşenur, Halil ve İkbar Uzuner. Kızlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelere başsağlığı diliyorum. Beyoğlu'nda iki şahıs tarafından tacize uğrayan kızımıza geçmiş ol olsun dileklerimi sunuyorum. İfadesini bırak, alıp serbest bıraktınız mı bırakmadınız mı? O elemanları tekrarını içeriye alan Twitter oldu. Söylenene göre değil mi? Yanlış biliyorsam düzeltin lütfen arkadaşlar. Twitter'dan çok fazla tepki gelince geri almışlar içeriye. Doğru mu? Kadınlara şiddet uygulaması göz açtırmayacağız. Onların bakın arkadaşlar adaletin güçlü pençesi böyle kartal gibi tamam mı? O kartal ses efektini koyuyor. Var ya bir tane klasik kartal ses efekti. Güçlü pençesiyle o sapıkları böyle yakalarız. Adaletin güçlü pençesi. Yakalarız. Saatlerce onları karakolda bekletiriz. İfadelerini alıp serbest bırakırız. Ha ona göre. Sakın genç kızlarımıza sokak ortasına tecavüz etmeye çalışmayın. Eğer çalışırsanız sizin de ifadenizi alırız. vardı ya ben onların ifadesini alacağım diye eskiden böyle bir laf vardı. Ha. İşte bu gerçek anlamda o yani. Gerçek anlamda o. İfadenizi alırız. Ve sonra serbest bırakırız. Peki lanetler misiniz? Lanetler misiniz? Peki kanları yerde kalmayacak. Misliyle e, şey yapacağız. Cezasını vereceğiz deyip 12 hedefi vurduk deyip gaz alır mısınız? Onu yapmazsanız olmaz. Olayın yaşandığı yerden sürekli işe gidip gelirdim. O surların çevresi madde bağımlısı alkolik dolu. Sabah kahvaltısını birayla yapan tipler var demiş. Bunlar neden, bunlar neden müdahale edilmiyor peki? şeriatı hazırlıyorlar bu sistem çöktü diyerek demiş. Hazırlıyorlarsa bile şeriat tabi değil ama daha dini bir sistem. Daha din baskısı olan bir sistem. Baştakilerin daha böyle gücü elde tutabileceği bir sistem. Bu arada arkadaşlar sadece sadece kılıçlar anması yapmayalım. Kılıçları anmasın, anmamızı da yapalım. 5 sene başımıza bunları getiren, başımızda bunları tutan kılıçlar reisinin anmasını yapalım. Kılıçlar reis için çok zor bir ikilemdi. PKK'lıları mı övsek iktidara mı gelsek? Çok zor. Çok zor bir seçim oldu. Çok zor bir tercih oldu. Çok zor bir tercih oldu. Onun için 17. Sadece onun değil, aynı zamanda arkadaşlar, şimdi referandum geliyor ya. Daha önceki referandumlardan yetmez ama evet diyerek bizim başımızdaki abiye padişah yetkilerini veren Entel, Dantel, Kuntel, SCW, Sol Gerici Tayfa'ya da buradan selam olsun. Lale Mansur başta olmak üzere. Müjdeci, Müjdeci Lale Mansur başta olmak üzere. Yetmez ama evet Tayfa'ya selam olsun buradan. Baştaki abiye çok daha fazla yetki verirsek darbeciler yargılanacak. Kenan Evrenler'den bahsediyor yani. 20-30 sene önceki darbeciler yargılanacak. O darbeciler yargılansın istiyorsanız bu yetkileri verin diyerek %60 dönemine kazandırtan değil mi ben, ben yanlış mı hatırlıyorum? Siz kaç kere mesela Erdoğan'a ya da AKP'ye oy verdiniz? Bize gizli AKP'li diyen arkadaşlar referandumda onlara oy verdi. Gerekçe olarak da 90 yaşındaki Kenan Evren'in yargılanması. Düşünse 90 yaşındaki Kenan Evren yargılanacak. Yargılansın diye bu abiye bugünkü yetkilerini verdiler. Siz de andık. Siz de andık. Şimdi sabaha kadar bize gizli AKP'li demeye devam edin. Siz de andık. O yetkileri verenleri de andık.